Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Galerici Gökay. Yeni bir günden, yeni bir yıldan herkese merhabalar. Arkadaşlar şu anda Nissan Notumuzun içerisindeyiz. Arabamızı da göstereceğim. Bu arabaya baba öncesi randevu bulamadığımız için yılbaşı öncesi randevular kilitlendi arkadaşlar. Yani bu araba hemen hemen ayın ne zaman? 23-24'ü falandı. Yani işi çok sürmedi. Bir günde hazır oldu. Biz bu araba hani video çektik. Sanayiye indi ya. Bir tane usta normal mekanikçi indi. Aküsü falan boş. 1,5 senedir yatan araba. Arabanın lastiklerini şişiriyorlar. Havayla bir motorun etrafını temizliyorlar. Yağ kontrol ediliyor. Suyu kontrol ediliyor. Arabada yağ eksikliyor, su eksikliyor. Her şey tamam üzerinden. Bir tane akü takıyorlar. Marşına basıyorlar. Şimdi tamirci beni aradı, dedik yok ay arabanda dedi bir şey yok, çalışıyor ama dedi bir tık aptal çalışma var dedi, yakıt sistemiyle ilgili bir problemin var, sen direkt dedi pompaya git, pompacıya git dedi, yani enjektörcüye git. Tamam abi, pompacılar da meşhurdur bu Fatih Sanayi'de, bir çoğuyla kavga ettik. Niye abi, olmayanmış hani, bir araba giriyor abi 30 lira bu araba bitmiyor lan, 80 bin de bu arabada ufak bir şey çıkacağını ben biliyorum. O yüzden sevdiğim bir Mesut abimiz var, Mesut abimize gittik. Mesut abimiz de hani olayı bilmiyor ya. Ya dedi yok hani bir şey söylüyor, korku hani çekinerek söylüyor. Abi dedi bu araba masrafı çok dedi, nasıl yapalım? Kaç para abi? Yani minimum 10 lira, maksimum 15 lira para çıkar. Tamam abi sen yap bakalım. Yok ay yap, tabii o minimum çıkmaz hiçbir zaman da. Yok ay yaptım ben arabayı abi, aldık çıktık turuna 10 numara araba, tamam. 2-3 gün eve gittik geldik. Yüreğine 10 numara bitti gitti yani. Kaç para abi, o minimum çıkmaz 15 lira. Abi sen 10 lira dedim. Al 10 lira da kurban olayım, şey yapmayalım. Hani bu arabada ben biliyorum ha 10 liralık da masraf olmadığını biliyorum. Hadi ben arabayı uygun aldım. Sana yine 10 lira vereyim. Bak hani abi madem öyle biliyorsun niye şey yapıyorsun falan filan. Diğer enjektörcüler daha da insafsız. Dediğim gibi 30 liradan ağzını açıyor herkes. Fatih Sanayi'de yani bir enjektörcüye giderken iki kere düşünün, mutlaka da danışın. Orada mesela örnek veriyorum. Bak hani işini iyi yapan adamın ismini veriyoruz. Mesut abi Karaca Dizen. Hemen Fatih Sanayi'nin 3. kapısının girişinde solda bir yerde. Hemen solda köşede. Bir tane Aksu Pompa diye bir yer var. Bak çok net söylüyorum, katil olacaktım. Oğlum hani beni tanımıyorsunuz. İşten anladığımı da bilmiyorsunuz. Geldi adam böyle roleyi oynattı. Albenin rolesine. Bak diyor araban diyor role oynatınca fan açıyor. Senin arabanın elektriksel bir problemi var. O yüzden geç çalışıyor bu araba. Beyinceye git. Bak bu bütün ortak yalanları sanayinin. Hani adam işin içinden çıkamazsa beyinle ilgili bir problem var abi. Sen beyinceye git. Abi öyle bir problem yok. Onu da roleyi oynatınca bir başkası dedi ki. Elektrikçi Ali kardeşimiz dedi, baba bunu oynatınca dedi her yerde şey olur, bunu herkes biliyor, fan açar bütün arabalarda. Bu dedi hani ne konuşuyor seni dedi, böyle böyle dalga geçip göndermişler, açık konuşayım abi dedi. O zaman bir kötü hatıramız kaldı, oradan çıkalım bu arabaya dönelim. Şimdi baba bu arabayı muayeneye gidecektik, kuaförü falan da yapıldı. İç kozmetiği, dış kozmetiği, 10 numara pasta cilası da yapıldı, şimdi içini dışını göstereceğiz. Bu detaylı temizliğini yapan da Tamer abimiz, Mobi Garaj. Motopya'da sevdiğimiz bir esnaf abimizdir. Ona da buradan selamlar olsun. Arabanın şuralarını falan hatırlıyor musunuz? Böyle buraları bir çüştü. Koltuklar falan yıkandı. Yani sonuç itibariyle biz hangi gün çektik? Yılbaşına ne kadar önce yayınladık bu videoyu bilmiyorum ama yani bir 3-5 günde hazır oldu arabamız. O da biz hani çok üzerine düşmedik. Biz bir günlük işi vardı. Hani bir gün kuaför, bir gün vakti yaptık. Şu anda ikisi Ocak ayının 2024'ün ikinci günündeyiz. Muayeneye gidiyoruz. Şimdi sanayide bu arabanın park lambaları sönmüyor. Onu yapacağız. Ondan sonra muayeneye gideceğiz. Muayeneden belki tekte geçer. Belki ufak bir şeyden kalır. Tekrar sokacağız. Yani tekte geçmese de çok önemli değil. Arabamız sonuç itibariyle işte 500 tamirci abimize verdik. 10 lira enjektörcü abimize verdik. Şimdi elektrikçi arkadaşımıza 100-200 lira vereceğiz. Hala hani millet diyor abi 100-200 liralık işler kalmadı, piyasa perişan, 1000 liradan aşağı kimse elini sürmüyor arabaya. Hakikaten öyle yani, 100-200 liralık işler kalmadı. Bizim ama hani 100-200 liralık baba, şimdi 10 lira böyle bir arabaya aldığımız parayı gördünüz. 10 lira, 15 lira, 20 lira bu arabaya harcamak bir şeydi. Muayenesiyle muhtemelen bu arabaya totalde 15 bin lira bir para harcayıp işin içinden çıkacağız. Ben iş bilmiyor olsaydım bu arabayı yine de 30 liraya da toplatırdım. Hani hiç iş bilmeyen binici bir adam ol, yine 30 liraya toplatırdık bu arabayı. Kadranın falan içini bir göstersen kankam. Arabanın elektrikli aynaları çalışıyor. SPS çalışıyor. Bluetooth'lu bir teybimiz var. Klimamız da çok garip bir şekilde geçen klimayı açtık çalışıyordu buz gibi. Daha sonra açtık tık gaz boşaltmaya başladı klima. Klima daha sonra gösterilecek. Eko modumuz var. Kapı kilitleri çalışıyor. Anahtarımız var. Arabamız yolda gidiyor, artırlarıyla bakmak lazım.
falan filan interminler. Şimdi Fatih Sanayi'de görüşmek üzere arkadaşlar. Başlattık arkadaşlar. Beyler arabaya geldik, bir tane role yerinden oynamış. Kapanmama sebebi oymuş. İlhan ustamız bir elindeydi sihirli parmaklarıyla. Ama İlhan usta kamera arkasına takıldı. Niye gelmiyor? Araba düzeldi şu an. Görünen de eksik bir şey yok. Direkt muayeneye gidecek buradan. Biz hatta vaktimiz kısa kısa dedik. Araba yetişsin dedik. İşte çıkarken bakmadık. Ama şansımıza ya arabada dediğim gibi bu arabada bir şey var. Ne kemerini falan da takalım. Neyse. Arabanın baba kontrolü bir şeyini yaptık. Durdur ya. Arabanın baba şimdi dörtlüsü yanıyor mu? Park freni yanıyor mu? İşte geri vites lambası yanıyor mu? Her şey yanıyor. Biz aldığımızda da çalışıyordu. Yani şu an enjektör mekanik açıdan sonra ilk defa elektrikçi sanayiye geldik. Onda da bir şey çıkmadı. Bir role yerinden oynamış. Başka bir servis usta olsaydı şimdi ilan tanıdığımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz Hasolu servisteyiz arkadaşlar. Burada Hasolu, dinamo, elektrik, mekanik, Fatih Sanayi'de birçok kişi bilir. Dürüstlüğüyle bilirler bu esnafları. Faruk ustamıza. Biz dedik bildiğimiz yere gidelim. Hani bilmediğimiz yer olsa nereye gidecektik? Ali'ye gidecektik. Ali de yine çok büyük paramızı almayacaktı ama bilmediğimiz bir yere örnek verelim gitseydik. Biz Mimar Sinan'da orada bir sanayi var. Köylü yani hani yanlış anlaşılma olmasın. Adamların yaptığı arabalar, tofaşlar, şunlar bunlar. Bu arabaları beğenmezler. Zaten yapamayacaklarını bildikleri için kötülerler. Şu var, bu var. Sen arabanı bırak, biz baktıralım. Kendi de yapmayacak onu. Başkası ustayı çağıracak. Olursa olur, olmazsa şunu yap. Beyince git, 1000 lira borcum var kardeş. Usta çağırdık, tornacı çağırdık. Cart curt. Ama burada öyle şeyler yok. İlhan gelmiyor musun? He? İlhan Fındıkçı. Danışmadan çağırılıyorsunuz. Mesela bu arabayı kimse yapmaz. Bu araba olan der. Dinamosu nerede? Kendisi nerede? Bu neydi? Hyundai. Şey Sonata. Bu arabayı baba bu sanayide mesela baktıracak usta bulmak zor. Yabancı ustalar bakar, onlar da bildiği için bakar ama İlhan affetmez, bakar hepsine değil mi İlhan'cığım? Biz de yapmıyoruz da. Rica ile gelmiş biraz. Normalde yapmazlar. Niye? Çünkü bu arabanın baba parçasını parçacıya anlatamazsın. Sıkıntısını bilindik bir şey değil. Bulunmaz, bilinmez, edilmez. Şimdi baba bu arabamız tamam. Sana şeye gidiyoruz, muayeneye gidiyoruz. Muayenede kalan kısımları çekmek üzere. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz. Beyler şimdi geldik. Muayene sıramızı bekliyoruz. Fakat şimdi Mimar Sinan'da herkes bizi tanıyor. Orada rahat rahat video çekiyoruz. Problem olmayacak şekilde çekiyoruz da burada Silivri'de kim Kavaklı'ya geldik. Biri bir şey der, mer adamlar tabela asmış her yere. Normal şartlarda muayene istasyonunun içinde çekim yapmak yasak. Ama biz kendi arabamızda olduğumuz için arabamıza kimse karışamaz. Şöyle sileceğimizi de çalıştıralım. Şu an kanala girecek abi araba. Bakalım baba ne çıkacak kanaldan, ne eksik yazacaklar. Bu kamera ne oldu lan böyle? Ne eksik yazacaklarsa ona göre şey olacak artık. Ona göre yapacağız bu arabayı. Ha, yüz odaklama çıkmış bunlar. O kadar teknoloji haliyiz ki kameramızın özelliklerini bilmiyoruz. Ben kamera benim yüzüme göre dönüyor ya. Dedi kamera bozuldu herhalde yine. Biliyorsunuz baba sistemi eksik ne yazılacak ona göre. Buraya gelirken aracın muayenesini şey sigortasını kestirdik. Çekme belge bu araba. Abi nasıl gidiyorsun? Allah'ın dediği olur yani 20 lira cezası var biliyoruz ama ona göre gidiyoruz. Yağmur da başladı kötü bir şekilde. Şimdi araba bir kaloriferden şüpheleniyorum. Kalorifer yukarı vermiyor çünkü. Geçerse ondan kalırsa ondan kalır. Bijonumuz eksikti, bir tane bijon tutturduk. Ağzı bozuk ama ben tutturdum Japon'la Mapon'la. Geçsin ondan sonra yaptırırız. 3 tane bijonla, 4 tane bijonla araba yolda gitmez mi? Gider bu, buralara kadar geldik. Yani o bijonsuz arabayı tutturdum, şöyle yaptırdım, böyle yaptım. Normal iş yaptıramıyoruz arkadaşlar. Hakikaten sanayilerde iş yaptıramıyoruz. Yani şimdi bu videoya örnek veriyorum. Farklı bir şehirden izleyen arkadaşım rahat rahat konuşabilir. Sanayide götürür yaptırırız da İstanbul'da öyle değil abi. Çok yer var. Kimse işine bakmıyor. Adama diyorsun ki baba bijona kılavuz çekilecek. Git de 3 gün sonra gel abi diyor. Elimde çok iş var diyor. 3 gün sonra. Ulan bir tane yani yarım saatlik tutmaz o işi yapacağı iş. Ama anlatamıyorsun. Şimdi arabamızı sokalım bakalım neden kaldı. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar direksiyonu da devrettim. Muayeneden geçti arabamız. Rahatladığım için dedim ki ben sürmeyeyim artık. Ama yani hava şöyle göstereyim. Baba yağmurlu kıyamet sıkıntı. Sileceğimizin de biri çalışıyor biri silmiyor. Hallolur, hallolmayacak şeyler değil. 100-200 liralık işler bunlar. Baba şimdi arabanın ben detaylı yerini çekecektim de şimdi ilana güzel fotoğraflarını attım. Hani
alırken hava güzeldi, video da güzel oldu. Şimdi ben zaten bahane arıyorum biliyorsunuz. Konularda hava kötü olsun, hava kötüydü çekemedik, kamera bozuldu çekemedik. Halbuki başka şeyler oluyor. Muayeneye girerken 10 tane üstte telefon geldi. Ne yapıyorsun uykamı tersten gidiyor. Uyuyamı da tersten gidiyor adam ya. E5'teyse yani. Şimdi hava güzel olsaydı tabii daha eğlenceli geçer, daha şey geçer. Bizim için yine eğlenceli, niye arabamız tekte muayeneden geçti. Şimdi baba biz bu arabaya, ben açık açık anlattım her arabada neden anlatmak istemediğimi, birçok kişi anlamıştır. Hani bu arabada bir büyük bir kazanç oldu. Her arabada bu kadar kazanç olmuyor ama yine de baba para kazanmadan kimse bu işi yapmaz. Herkes bu kadar kazanıyor mu? Sanmıyorum. Çok kişi var arabadan ben şöyle anlarım, böyle anlarım falan filan. Baba bu galericilik arabadan anlamakla bir gram alakası yok. Ben bu işe başladım ve hiç arabadan anlamıyordum. Baba ben galerici oldum. Şu anda da hani çok büyük anladığım söylenemez arabaya. Bir arabayı kaç para alacağımı bilirim. Sadece kaç paraya satacağını tahmin edebilirim. Uygun alıyoruz, uygun veriyoruz arabalarımıza. Şimdi birçok kişi şey, hani sen abi bu kadar nasıl uygun satabiliyorsun esnaf arkadaşlar, biz araba bulamıyoruz. Abi şimdi bakmakla görmek arasında fark var. Ben sahibine.com'dan buldum, aldım bu arabayı. Abi aynı yerlere bakıyoruz. Şimdi bu arabayı önerdiğim birkaç esnaf arkadaşlar var. Birisi de yanımda. Bu esnaf arkadaşa, yanımdaki esnaf arkadaşa demişler ki bu arabanın parçası bulunmaz. Doğru mu? Evet. Parçası bulunmaz. Ulan 2013 araba nasıl bulunmaz parçası yani? Ben Proton gibi bir arabayı almışım, binmişim, satmışım. İlhan'ın amcası söyledi. Ya olabilir, dur isim verme. Bak, şimdi abi söyler insanlar konuşur. Yani herkes diyor ki ticaret yapalım, bize de araba ayarla. Al abi sen araba diyorlar, şöyle böyle o arabada şöyle olur böyle olur. Baba öyle değil bu iş. Yani kovalarsan, kısmetin varsa yersin. Bazı adam var sağlam araba oluyor, hatasız araba oluyor. Bir bakıyor ki arabaya boyasız kaput takmışlar, arabanın şeseleri işlendi. Hani demek istediğim o ya, ondan anlayın herkes kalbinde güvenir. O adam kalbini pislettiyse o arabayı alırken veya parasında bir hani helal haram geçmişse olur yani öyle şeyler. Bizim çok şükür hani hep yazıyorduk eskiden, şimdi yazmıyoruz yine ama geçerli yani, bundan sonra yazalım durumlarımızı. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru. Bizim baba paramız helalde, helal para kazandık, koşturduk ettik. Şu anda bu arabaya kaç kişi yılbaşından önce ilana koyduğum için esnaflar, ha bu arada Hatay'ın esnafı dedi ki abi biz 450 verelim. Tamam abi vereyim ama dedim ben bu arabaya salıya muayene aldım, geçer geçmez bilemem ben dedim, sana garanti verip çağıramam. Araba dedim salı muayeneden geçsin, tekrar görüşelim. Şimdi kaç tane numara aradı sağdan Daykocuğum. Belki onlardan birisidir. Yani onun dışında bir iki kişi daha istedi. O abi ciddi ciddi, ben dedi pazartesi şey salı geleceğim, kapı atayım. Ne ya? Allah Allah. Baba, herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.